Endama ile ilgili bir teklif vardı Galatasaray'a. Daha doğrusu teklif derken menajeri Belçika'da bazı takımlarla görüşüyor ve olumlu bir gidişat olduğu söyleniyordu. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Luyendama ayrılacaktır Galatasaray'dan. Bu teklifler gelir. Galatasaray bu teklifleri değerlendirir ama şöyle bir şey var. Şimdi bu Nelson konusu sürüncemede. O esnada bir sıkıntı, bir kaza yaşamamak adına ben Galatasaray'ın yeni bir stoper alana kadar Luyendama'yı biraz bekleteceğini düşünüyorum. Lig devam ederken şu an takımla da antrenmana çıkan hazır oyuncu en azından bir sıkıntı yaşamamak adına biraz daha bekleyecek bence Luyendama konusu. Çünkü eğer bu durumlar olmasa birkaç gün içinde ben ayrılmasını bekliyordum ama biraz daha bekleyecek gibi. Çıkaldığı konusunda oyuncuyu kiralayacak takım arıyor Galatasaray. Burada da şöyle bir şey var. Yani şu an bu rotasyonda kendisine yer bulması zor. Biz seninle bir kere konuşmuştuk bunu. Acaba böyle işte Oliveira'nın yedeği olabilir mi? Onun olmadığı maçlarda o pozisyonu oynar mı diye ama şimdi Mitchell de var, Torreira da var. Yabancı bir oyuncu olarak orayı çok doldurmak istemiyor Galatasaray. Bir yandan da geçen sene 6,5 milyon euroluk bir bonservis ödenmiş, bir yatırım yapılmış. Çok kenarda köşede kalıp değerini de iyice kaybetmesini istemiyor yönetim. Yani oynayabileceği bir takıma kiralamak istiyorlar. Bir sene bir oynasın, en azından değerini korusun. Belki iyi bir performans ortaya koyar, kendini daha üst seviyeye taşır diye. Ama henüz gelmiş bir teklif yok. Ömer Bayram için Giresun'la bir görüşme vardı ama bayağı oldu yani bu görüşmeler başlayalı. Henüz bir netice çıkmadı. Ömer'in de ayrılması bekleniyor. Onun dışında var mı başka aklıma gelmeyen? Düşünüyorum. Ya bakıyorum, sağ bekte Omar'ı konuştuk zaten. Savunmada Luyendama, sol Ya bek zaten. Omar'ı söylemiştim hatta bir önceki yayında. Yani biraz beklenir. Şu an Sacha Boey'in performansı da fena değildi. Yani bu hafta da Sacha oynayacak zaten. Henüz Dubois tam hazır değil. Biraz daha bir Emre Taşdemir rezerv takımla maçlara çıkıyor zaten. rezerv takımla maça çıkıyor. Ya bilmiyorum, bir kiralama ya da gönderme durumu da olabilir. Kendisi bununla ilgili belki bir karar verecektir. O yüzden Omar konusunda da yani Omar'ı şu an yani Galatasaray'dan aldığı maaşı hiçbir kulüp ödemez muhtemelen. Sonra bir karşılıklı anlaşarak bir sözleşme feshi ben bekliyorum Omar konusunda. Bakalım önümüzdeki günlerde zaten bu konuyla ilgili herhangi bir gelişmeler de yaşanabilir, sıcak gelişmeler. Sevgili Batuhan Zeki demiş ki, abi selam, ne haber? Kimse size hal hatır sormuyor. Hep transfer soruyor. İyi misin abim yazmış. En son biri hal hatır sormuş Sağ ol. Emre. Sağ ol. Transfer dışında. Bu arada şunu da söyleyeyim ben. Üç tane çek verecektik ya. İki tane verelim. Yayının sonlarına doğru bir tane de sürprizimiz olacak diyelim. İzleyicilerimiz Daha sonlarına beklesin. gelmedik mi? Daha sonlarına doğru diyorsun. Gelelim mi? İstiyor musun? Var mı bir işin? Ya yani 30 dakika oldu ya, o yüzden dedim. Peki, o zaman bakalım yavaş yavaş, hani başka sorular var mı? Neyi sormadım ben sana? Forvet'i sormadım. Umut Bozok gene konuşuluyor. Hani ne oldu, ne olacak? Onun dışında Umut Bozok dışında böyle alternatif bir isim var mı oraya? Vallahi yani görüşmeler yapıldığı söyleniyor ama yani şu an yönetimin amacı yine yüksek profilli bir forvet transferi yapmak. Seferovic gibi. Çünkü şimdi mesela Seferovic konusunda çok fazla sağlık kontrolleri yapıldı. Galatasaray sağlık heyeti gitti, yerinde takip etti. Bir endişe, yani ben yönetimde bir endişe görmüyorum açıkçası ama yine de şimdi Seferovic var, Gomis var. Seferovic sakatlandı diyelim. Hiç böyle bir şey istemiyoruz tabii ki. Yani Evet. öyle bir beklenti de tabii ki kimse de yok ama futbol bu. Üst düzeyde bir forvetiniz var. Yani Gomis'i ilk 11'de oynatmak çok kolay değil. Yani Seferovic'le Gomis'in arasında, yani Seferovic kadar yüksek profilli değil. Onun bir tık altı kalitede bir oyuncu düşüncesi var. Ama henüz bir isim teyit edebilmiş, bir isim öğrenebilmiş değiliz bu konuda. Sadece bir profilden bahsedebiliyoruz. Yani kafadaki düşünceden bahsedebiliyoruz. Umut Bozok konusunda da oyuncunun yıllık ücret konusunda yüksek bir beklentisi var. Yani 1,7 milyon euro civarında bir rakam istemiş Galatasaray'dan. Galatasaray bu parayı vermez. Beklentisini düşürür belki bir noktada. Daha makul bir seviyeye indirirse o zaman belki Galatasaray yeniden masaya oturabilir. Çünkü yöneticilerin de transfer komitesinde beğendiği bir oyuncu Umut. Ama maliyetinden dolayı sıcak değiller açıkçası. Gene izleyicilerimiz aynı isimleri soruyor. Onlarla ilgili gereken hani yorumlar yapıldı. Depay ve hemen bakıyorum. Kimdi diğeri? Belotti. Onları yayının başında konuştuk. Tekrardan yayını başa sarıp izleyebilirsiniz. Hani o konularla ilgili açıklamaları yaptık.
Emre, bir izleyicimiz Volkan Örnek diyor ki forma çekilişi diyor bana çıkarsa ben Emre Kaplan'dan da imza istiyorum diyor. Sağ olsun. Hiç problem yok. Olsun. Oraya sen de bir imzanı atarsın. Benim imzam kötü zaten ya. Formayı şey yapabilir. O zaman Giresun maçına gidelim Emre. Programı kapatalım yavaş yavaş. Muhtemel Giresun 11 Spor mi? karşılaşmasıyla alakalı. Önce şundan başlamak istiyorum ben Giresun Spor maçıyla alakalı. Yorumlara da bir bakayım bir yandan. Giresun Spor maçının biletleri 5 dakikada bitti. Bitti. Zaten kombine satışları da iyi durumdaydı. Giresun Spor maçı biletleri de 5 dakikada bitti. Kulübün hep ben sosyal medyaya baktığımda bilet satılır, bilet devredilir, parayla bilet satıyorlar. Kulüp bu konuyla alakalı bir adım atacak mı mesela? Valla o kısmı ben çok takip edemedim açıkçası ama kombinelere özellikle çok yoğun bir ilgi var. Mesela daha önce burada hep bir sınır getiriliyordu. Bir strateji dahilinde yani, yoksa hepsini de çıkarsanız hepsini de satarsınız kombine olarak bu arada. Ama maç günü satışlarında da gelir elde etmek istiyor Galatasaray ve genelde de bu strateji belirleniyor. Hem maç günü satışlarında hem de hep aynı insanlar olmasın yani, bazı bir fırsat eşitliği de sağlayabilmek adına yapılan bir hamle. Bu sene 40 bine dayandı şu anda kombine. Giresun maçında bütün biletleri tükendi. Onun dışındaki diğer detayları bilmiyorum açıkçası. Şimdi bilmediğim bir şeyle ilgili yorum yapmayayım. Taraftarın çok büyük heyecanı var. Geçen seneki herhalde Barcelona rövanşından sonra taraftarın en çok heyecanlandığı maç olabilir. Yeni transferleri görecekleri için. Bugün az önce söylemiştim, bir kez daha tekrar edeyim. Torreira ile Mertens'in lisansları çıktı. Yarın resmileşecek ama işte Mertens 10 numara giyecek, Torreira 5 numara giyecek. Ben ikisinin de maç kadrosunda olacağını düşünüyorum. Ama sanki Torreira ilk 11 başlamaya daha yakın olan isim. Mertens Nasıl bir 11 var kafanda? Muhtemel 11'i nasıl verebilirsin? şöyle, kalede zaten Muslera, Dubois yok, sağda Sacha Boey oynayacak. Abdülkerim, Nelson, Patrick Van Aanholt, burada herhangi bir problem yok. Torreira oynarsa, ben dediğim gibi oynamasını bekliyorum. Torreira oynarsa şöyle bir orta saha görebiliriz. Torreira, Mitchell, onların önünde Sergio Oliveira'yı görebiliriz. Biraz daha 10 numara gibi ya da 2-8 gibi. Yani Oliveira'yı biraz daha özgürleştirecek de bir durum olur bu. Kanatlarda zaten Yunus Kerem, ileride de Seferovic şeklinde bir 11 bugünden benim düşüncem. Zaten yarın zannediyorum son antrenman. Hemen bir bakayım şöyle. Evet, yarın son antrenmanı yapacak Galatasaray. Artık durum biraz daha netleşir yarından sonra. Ama Torreira ile Mertens'in gün gün bütün raporlarını Okan Hoca yakından takip ediyor. Atletik departmanla, fiziksel koçlarla sürekli görüşüyor. Geldiklerindeki raporları da incelemişti. Tabii zaten çok doğal bir şey. Aralarında 9 yaş fark var. Torreira'nın durumu biraz daha iyi, bir de Arsenal'da bütün sezon öncesi kampında yer almadı ama takımla biraz çalışma yapmış Torreira gelmeden. Sonrasında bireysel koçla çalışıyor. Mertens sezon bittiğinden beri neredeyse tamamen bireysel koç eşliğinde çalışıyor. Mertens'in ben ilk 11'de başlayacağım maç olarak Trabzonspor maçını düşünüyorum. Şu andaki durum itibariyle, ama bir dediğim gibi buna bir şerh koymakta fayda var. Çünkü ikisi de çok istekliler. İdman performansları da iyiymiş. Ama tabii ki riske atmayacaktır Galatasaray teknik heyeti de onları.